Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. SPK'nın bildirisiyle başlıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Şimdi sağlık sektörü hisselerinden birisini konuşacağız. Deva Holding'i konuşacağız dostlar. Deva Holding 1958 yılında faaliyetine başlıyor. Türkiye'nin köklü ilaç üreticilerinden birisi. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ham madde üretimi ile pazarlaması olan Deva Holding, veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştirmekteymiş. Deva Holding çoğunluk hisseleri 2006 yılında Uluslararası Fon Yönetim Şirketi GEM Global yönetmekte olduğu fonlar tarafından alınmış, yönetimi üstlenmek üzere EAS Pharma Ltd kurulmuştur. Deva Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla ürünlerini yüksek kalitede ve iyi bir deneyim ile sunmakta, rekabet ettiği alanda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla yürümektedir dostlar. Şimdi Deva Holding ödüllü Ar-Ge merkezi var arkadaşlar. Deva Holding'in güçlü kadrosu, son teknoloji ve donatılmış tam teşekküllü laboratuvarları ve üretim sahaları ile kaliteli ve inovatif ürünler geliştirmekte. Kurduğu üretim tesisleriyle Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri konumunda ayrıca Deva Holding. Üretimine Çerkezköy ve Kartepe'deki üretim tesislerinde devam eden Deva Holding, yıllık 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. Arkadaşlar bu gerçekten ciddi ve güzel bir rakam. Üretim tesisleri demişken hemen bir üretim tesislerimize bakalım. Çerkezköy ve Kartepe'de olmak üzere iki ayrı lokasyonda 3 üretim tesisi bulunan Deva toplamda 151.551 metrekare arazi üzerine kurulu, 67.242 metrekare kapalı alana sahip. Tesislerinde yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteyle tüketicilere sunmakta arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı, TGHB ve ayrıca EUGMP ve USFDA onaylı tesislerinde üretimine devam eden Deva, yıllık 578 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. Baktığımızda arkadaşlar, Çerkezköy'de 58 bin metrekare üzerinde kurulu ve 43.500 palet kapasitesine sahip lojistik merkezinin de günlük olarak 2 milyon kutuya kadar ilaç dağıtımı yapabilmekteymiş. Bu bilgiyi de bize vermişler ve Türkiye'nin ilaç sektöründe en büyük lojistik merkezi olduğunu da söylemişler arkadaşlar. Deva'nın testlerini şöyle tek tek inceleyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi Çerkezköy 1 şu an karşımızda. Çerkezköy 2 karşımızda ve Kartepe üretim tesisinde bu şekilde bakabiliriz dostlar. Deva Arge ile ilgili az önce dedik ki gerçekten güçlü ve iyi bir Argesi var. Baktığımızda eğitimli ve uzman 409 kişiden oluşan kadrodan söz ediyoruz dostlar. Arge tarafı şirketlerin çok 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 önemli. Boğaziçi kolonyaları kısacası Deva Holding'den de bahsettik. Şimdi bağlı ortaklıklara baktığımızda arkadaşlar hissedarlık ve bağlı ortaklıklarda Est Parma 6, Est Parma SARL ve onun altı Deva Holding. A grubunda %74, B grubunda %72, C grubunda %82 olarak kontrolden bahsetmiş. Hissedar yapısı C grubunda arkadaşlar EAS'ta %82, diğerlerinde %17,80 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen Deva dedik ki sağlık sektörüne geçiş yapıyoruz. Deva ilaç ve sağlık sektöründe karşımıza çıkıyor Fintables tarafından. 573 FK, 198 PDD, 722 Favök'te karşımıza çıkıyor buradaki verilerde arkadaşlar. Bir de hemen sermaye arttırma tarafına bakalım. Şimdi 5. ayın 8'inde yani 4 gün sonrası için bir 13 kuruşluk temettü ödemesi gerçekleştirecekmiş arkadaşlar. Deva Holding'imiz temettü dağıtımını %2 olarak açıklamışlar. Baktığımızda 2017 yılında
sermayesini en son bedelli olarak arttırarak 200 milyon liraya çıkarmış. 200 milyon 19 bin liraya çıkarmış. 200 milyonluk sermayeye karşın arkadaşlar öz kaynaklarının 3,4 milyar olduğunu burada görüyoruz. Öz kaynaklarını arttıran bir şirket. Borçluluğu var biraz. Evet ama şu rakamlar bence çok küçük rakamlar. Duran varlıklarındaki artış güzel. Dönem varlıklarda iyi. Karlılık tarafında da cüzi bir miktarda artış söz konusu. Teknik tarafına bakıyoruz hemen devamımızın. Şimdi ne yapıyorduk dostlar? Öncelikle grafiğimizi zaman diliminde büyüterek yakın zaman dilimlerine doğru geliyorduk. Şimdi Deva Holding arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şurada 2007 yılında oluşturduğu ilk tepeden sonra yukarı yönlü bir üst kanal direncimizi çizdik. Şurada birinci temas ve altta tekrar sarkış. Şurada arkadaşlar ikinci temas olarak Şubat ve Mart ayını aldım 2021 yılının. Ardından üçüncü temasımız arkadaşlar Nisan 2022 ve şurada gördüğünüz gibi Ekim 2022'de yukarı yönlü bu kanal kırılıyor ve kanal kırıldıktan sonra sert bir şekilde %60'lık bir getiri sağlıyor. Şimdi grafiğimizi birazcık daha yaklaştıralım ve yakın zaman diliminde biraz konuşalım. Dostlar Deva Holding teknik tarafında günlük grafikteyiz. Şimdi bize bir dip lazımdı. Buradan dibimizi aldık. Ve yükselen trendimizi oluşturmaya başladık. Şurası arkadaşlar Ocak 2019. Arkasından şurada gördüğünüz gibi Mart 2020. Şurada dostlar Mart 2022. Burada güzel bir aşağı düşüş ve ondan sonra bakın burası nasıl direnç olarak güzel bir şekilde çalışmış. Hemen orayı yakınlaştıralım ve yakından bir izleyelim. Bakın mavi çizgimiz yükselen çizgimizin rengini siyah yapıyorum. Kafanız karışmasın. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi burası güzel bir şekilde direnç olarak gayet iyi bir şekilde çalışmış. Ne zaman ki bunun üstüne çıkmış ondan sonra fiyat yukarı yönlü coşmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi dedik ki yukarı yönlü çıkmaya başlamış ama fiyatın bir de şöyle bir etkisi var. Bakın bu çizgiyi aşağı yönlü kıran fiyatta yine aynı şekilde bir tekrar kırdığı üst kanal direnci destek olarak karşılamış. Şurada şuraya doğru bir düşüş söz konusu. Buradan aldığı tepkiyle tekrar bu siyah çizginin üstüne çıkmaya çalışmış trendimizden ama başaramamış. Yine bir aşağı inmiş. İkili dibinde yapmış. Hem de tekrar bir buradaki desteği test etmiş. Ondan sonra yeniden bir yukarı. Şurada artık net bir şekilde yukarıyı geçemediğini sinyalini bizlere vermiş. Ve ardından güzel bir yeşil mum atarak düşüş onayını almış ve aşağı doğru düşen trendini biraz daha derinleştirmiş. Bu sefer arkadaşlar şuradaki kırmızı çizgimi de hacimle inmiş. Mavi trendimizin çizgisini yani eski üst kanal direncimizi aşağıya kırmış ve yeşil mumunu atmış ve düşüşüne başlamış. Şimdi dedik ki düşen trenddeyiz. Nereden düşen trenddeyiz? Nereden anlıyoruz bunu? Ocak 2023 tepe noktasından beri düşen bir trendimiz var baktığımızda. Peki düşen trendin aşağı doğru şu anlık düşme seviyesi %45 seviyeleri. Ben nerede işleme girerim? Artık bunu az çok öğrendiniz. Ben olsam ne zaman şu arkadaşlar renginiz kırmızı yapıyorum ve kalınlaştırdım. Ne zaman kırmızı çizginin üzerine fiyat çıkar? Ben o zaman maliyetlenmek için, mal almak için ben olsam izlemeye başlarım. Çünkü gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ki şu üçte dört artık fitil olarak kalmış. Yani bir türlü kıramıyor. Gücü yetmiyor. Hacmi az geliyor. Bunlar çok önemli. Unutmayın bizim en önemli indikatörümüz hacim. Hacim bizi destekleyecek. Hacim desteklemeden sonra hiçbir önemi yok. Diğer indikatörlere de tabii ki bakarız ama en önemlisi hacim. ERA sayımız %43 seviyelerinde. MACD'imizde de şu an pek fazla bir şey yok. Yani düşen trendimiz devam ediyor. Yarın için bu trendin üst kanalı arkadaşlar 40-45 40,45 seviyesi yukarı yönlü kırılır ve fiyat hareketimiz üzerinde kalır. Hacimde de ufak bir artış olursa ilk etapta şu kanal direncimiz dedik ki 46 lira. Şuradaki 46 lirayı bir test ederiz dostlar. Yani test etmemiz lazım. Eğer burayı da test edersek ve bu fiyatın üstünde kalırsak 46 liranın
O zaman işler biraz daha değişir ve artık şu siyah çizgimize doğru 60-61 liralara doğru bir fiyat hareketi bekleriz dostlar. 60-61 TL'lere doğru bir fiyat hareketi beklemek gayet mantıklı olur. Şimdi hareketli ortalamalarımıza bir bakalım. Hareketli ortalamalarımız ne diyor? Dostlar, tüm hareketli ortalamaların altında olduğumuzu görüyoruz ama artık 21 günlük hareketli ortalama fiyata yakın seyrediyor. Yani bir düşen kırılımı gelir. Aynı zamanda şu 39.80'lik, yani bizim düşen kırılımının üstünde kaldığı sürece 21 günlerin üstünde hisse birazcık daha olgunlaşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ben hisselerde hiçbir zaman şöyle tak 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 koysun gitsin bunu sevmiyorum. Olgunlaşma hacim çok 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 önemli. O yüzden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor hissemiz ama bir iki kademe daha bir şey lazım. Düşen kırılımı lazım. 21 günlüğün üstünde 2 günlük mum kapanışı lazım. Ve ondan sonra hacim lazım. Bunların hepsi gerçekleştiğinde zaten bir bakmışız tüm hareketli ortalamalara geçmiş ve yukarı yönlü hedefine gitmeye başlamış. Peki bu hedef bizler için ne olur? Anlık fiyat hareketinden 60-61 liralara gittiğinde arkadaşlar fiyatımız %57'lik bir getiri potansiyeli bize getiri sağlamış olur. Şimdilik yani %40-%45 kadar bir aşağı düşse de bir şeyler deniyor. Gerçekten eğer düşen kırılımı gelir ve üzerinde kalırsa o zaman hissemizle ilgili biraz daha olumlu konuşmaya başlarız. Zaten takip eden yatırımcılar da ara ara uyarırsa tekrar hissemizi değerlendirmeye alırız. Teknik görünümümüz de şimdilik bu şekilde. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.